Türkiye'nin 1974'teki olduğu gibi rest çekme dönemi gelmiştir arkadaşlar. Rest çekeceksek çekelim. Yani benim ülkeme gelip ikide bir F-16 konusu Türkiye'nin sanki birinci önceliğimiş gibi bunun üzerinden ayar vermeden ben hoşlanmıyorum vatandaş olarak arkadaşlar ya. Çünkü yapabileceğin daha iyi yapabileceğimiz uçaklar var. Yani engellemeler dışarıdan falan olduğunu falan zannediyorsunuz yani öyle düşünüyorsunuz. Ha, hala memleketin için aynı şey devam ediyor. FETÖ'cüler şey mi zannediyorsunuz? Hepsi, hepsi böyle şey oldular. Puf diye yok oldular. Böyle bir şeylerdi, baloncuklardı. Hepsi böyle bir anda 15 Temmuz akşamı bitti. Öyle mi zannediyorsunuz? Ya. Türkiye kanı uçurmaya başlasın. Potansiyelini de görsün. Kızıl Elma rekabetçi bir ortama gelsin. Bize F-16'yı ve F-35'i vermek için ellerinden gelen her türlü baskıyı bu sefer Tersinden kuracaklar mı göreceğiz siz hep Bizim dış politikamız yalnızca F-16 verme üzerine, pazarlık üzerine kurulacak bir dış politika değil. O uçağın kaderi Türkiye'nin kaderi arkadaşlar. Bu kadar söylüyorum size. Evet arkadaşlar, İsveç'in NATO'ya girmesi mevzu dahil olmak üzere her türlü konu konuşulduğunda önümüze bir tane fatura geliyor ve fatura hep şöyle başlıyor. Ne deniyor? Sizin de bildiğiniz üzere. Valla bizim senatomuz bu konuda ikna etme sürecindeyiz. Siz önce bir yaptığınızı yapın ondan sonra biz size F-16'ları verme konusunda işte bazı garantiler verebiliriz. Aslında bunun ne kadar büyük yalan olduğunu... Biz birçok projede gördük. Ama bu yalanları maalesef ve maalesef Türkiye'de e, televizyon programlarında tartıştığım birçok insanla da yaşadığım için hiç sorun değil. Ben katsa yaptırımlarla ilgili konuşurken o dönemde, arkadaşlar bunun S-400 ile hiç alakası yok. Yani e, o zaman şey diyorlardı karşımıza e, bulunan e, zatı muhteremler, olur mu? Amerikan Başkanı'nın bu konuda yapacağı en ufak bir şey yok, durum yok. Mecbur ceza işlemi uygulamak sonra ve asla F-35'leri veremez diyorlardı. Yapmayın etmeyin arkadaşlar diye anlatmaya çalıştık. Biz S-400'leri kassa yaptırımından önce çıkarttık aldık. Bu kür konular geriye yürümez diye söylediğimiz halde ve bunlar değiştirilemez kurullar kurullar ve kurallar değil dediğimiz halde yok yok dediler. Sonra ne oldu? Hindistan S-400'lerinden bizden daha fazlasını ve çok daha fazla gelişmiş sofistike silahları Rusya'dan aldı. Normalde kasta işlemesi gerekiyordu. Yeni sistemler verilecekti. Dediler ki istisnai durum vardır. Ee, Hindistan'a kasta yaptırmanın dışında tutuyoruz dediler. Ve Hindistan e, kasta yaptınların dışında ve normal işlemlerine devam ediyor. Yani herhangi bir ambargo kapsamında Hindistan'la ilgili bir pozisyon yok. Peki biz niye bu durumdayız? Vallahi herhalde e, bunun birçok açıklaması vardır ama bu geçmişten beri böyledir arkadaşlar. Yani şunu şöyle zannetmeyin. Siz şunu mu zannediyorsunuz? Yani Türkiye'de biz ambargolara 1970'li yıllardan beri falan uğruyoruz. Yok. Biz geçmişten beri uğruyoruz. Hangi anlamda uğruyoruz? Şöyle düşünün. E, Rusya o zamanki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tehlikesi var. Doğu bloku tehlikesi var. Ve bölgedeki en büyük askeri güç Türkiye. Ellerinden gelebilecekleri minimum şekilde silahlandırdılar. Yani yani şunu yapabilme imkanları, imkan ve kabiliyetleri var mıydı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterini güçlendirecek olan e, özel ekipmanları üretecek olan fabrikalara destek verebilirler miydi? Bu fabrikalardan ürünleri satın alıp bizim fabrikalarımız destekleyebilirler miydi? Kesinlikle destekleyebilirlerdi. Yani silahlı kuvvetleri o zaman da yukarı çekebilirlerdi. Söylediğim tarihler 1960'lardan bahsediyorum. Ama ne oldu? İlk Johnson mektubu diye geçen, hani e, biz ilk Irak şeye Kıbrıs'a müdahale etmek için karar aldığımızda biz silahları size yalnızca Rusya'ya kullanmak için, o zamanki işte Doğu blokuna kullanmak için veriyoruz. Bu silahları başka hiçbir yerde kullanamazsınız. NATO kapsamı dışında kullanamazsınız diye ilk resti çektiğimiz tarihler 1960'lı tarihler arkadaşlar. Yani ambargo demek yalnızca bir silahın verilmemesi demek değil arkadaşlar. Aynı zamanda silahı kullanmama izni, izni de bir ambargodur. Yok arkadaş kullanamazsınız. 90'lı yıllara geldik. Bu sefer Almanya aynı Mart havayı okumaya başladı. Biz silahları size Güneydoğu Anadolu bölgesinde kullanmanız için vermedik diye. Sonra ne oldu? <laughs> ha, aynı şey devam etti arkadaşlar. Ellerinde bulunan eski envanterde bulunan işte e, Süper Kobra diye bildiğimiz Şırnak ve Hakkari arazisinde yüksek irtifat kullanılabilen helikopterleri envanterinden çıkartmış olduğu, depolarında tuttuğu malzeme ve ekipmanları vermediler vermemeye de devam ettiler. Peki bu vermemeye devam etmelerinin en büyük nedenlerinden bir tanesi katsa mıydı o zaman? Yok. O zaman AK Parti hükümetim vardı. Yok. Birisinde İsmet İnönü var. <laughs> Diğerinde Bülent Ecevit var. Sonra Süleyman Demirel var. Sonraki dönem 90'lı yıllarda Özal'dan tutunda onlarca farklı hükümet başkan ve koalisyon var. Her dönem devam etti. Çünkü zaman zaman şu çok laf hatırlatılıyor memlekete ilgili. Ya işte e, AK Parti'ye karşı çok muhalifler. E, onlar seküler konularda Amerika Beşik Devletleri çok e, şeydir hassastır. E, AK Parti hükümetlerine güvenmiyorlar. O yüzden de bu ambargolar devam ediyor. Ha geçmişte geçmişte o zaman hiç bir sorun yoktu? Biz hep böyle beraber yaşadık. Yani Süleyman Demirel de seküler değildi. Tansu Çiller de değildi. Özal da değildi. Bülent Ecevit de değildi. Hiçbiri değildi yani. O zaman da vermiyordur arkadaşlar. Ama size bana anlatılan hikaye hep böyle. Ben unutmam. 90'lı yıllar süper kobra helikopterlerini verdiler. Beraber o sırada görev yaptığım arkadaşlarım var. Bunun tedarikinin başında çalışan arkadaşlarımız. Beraber mesai yapıyoruz. Ben çok bilirim onların. Uluslararası piyasadan, kara borsadan, nakit parayla gidip yurt dışından onların mühimmatlarını ve diğer yedek parçalarını aldıklarını. Yani yalnızca ekipmanı vermeleri yetmiyordu. Yedek parçalarını da vermiyorlardı. Yani bu ülkeyi bu ülkeyi buradan çıkartıp başka bir noktaya getirmeyinin adını biz koyamıyoruz ama mesela Yunanlılar koyabiliyorlar. En son Dendiyas, şu andaki Yunan Savunma Bakanı, ilginç bir açıklama yapmış. Bu açıklamayı Türkiye'de yaptıramazsınız biliyor musunuz? Dendiyas bizim dostumuz mu? Yok. Türkiye'nin çıkarlarını düşünür mü? Hiç düşünmez. En ağır muhalefet yapan grupların başına geliyor mu? Kesinlikle geliyor. En son birkaç gün önce açıklaması. Dendiyas diyor ki 1980'lerdeki Türkiye ile Yunanistan'ın askeri durumunu şöyle bir karşılaştırın diyor. Bugün geldiğimiz noktayı karşılaştırın diyor. Bugün geldiğimiz noktada biz geriye giderken Türkiye yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Aramız iyice açılıyor diyor. Şimdi başkalarından bu lafı duyuyorsunuz. Mesela bu lafın tersini ben Türkiye'de duyuyorum. Yunanistan arayı açtı götürdü. Yunanistan arayı açtı götürdü artık. Yani biz battık bittik. Ben bu ülkeyi Türkiye'de duruyorum. Yunan Savunma Bakanı da kendi meclisinde kendi toplumuna diyor ki arkadaşlar diyor 90'lı 80'li yıllarda kafa kafaya giderken diyor. Çünkü 80'li yıllarda niye kafa kafaya gidiyor? Çünkü 7'ye 10 dengesi var. Amerika başları 10 tane fırkayı bize veriyorsa 7 tanesi onlara veriyor. 7'ye 10 örnek vererek söylüyorum. O dengeyi tutarak gidiyor. Hiçbir zaman arayın açılmasına müsaade etmiyor. Ama şimdi öyle mi? Yo. Sen kendi gemini istediğin kadar yapabiliyorsun. Kendi denizaltını istediğin kadar yapabiliyorsun. Kendi uçaklarını da kendi istediğin kadar yapmaya başlayacaksın. Kendi atak helikopterlerini kendi yaptığın için o kadar mı yapabiliyorsun? Siyasıydı, İHA'sıydı, topçu birlikleriydi, mühimmatıydı, her şeyiydi. %80 rakamı çok küçük bir rakam bile arkadaşlar. Büyük bir rakam ya. Bir ordunun ihtiyaçlarının %80'ini karşılamak çok büyük bir rakam. Bu rakamın ne kadarı sizce Yunanistan'daki oran ne kadardır? İnanın bizim 2000'lerin başındaki %20 rakamları civarındadır. E tabi ara açıldı. Kafa kafaydık. Doğru biz de %20'ydik o zaman. Şimdi ara iyice açıldı ve biz bu arayı açarak gitmeye de devam ediyoruz. İşte şey savaşına gördük. Ukrayna savaşına gördük. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. İsrail'de de gördük. İsrail'de Amerika Beşiktaş'a olmasa bu savaşı sürdürme imkan ve kabiliyetine sahip değil. Bütün savaşlarda görüyoruz. Başka bir ülkeden sipariş vererek mühimmat almanın sonu yok arkadaşlar ya. Anlattık zamanla da anlattık. Yani bir stoklardaki bulunan mühimmatla savaşabileceğiniz en fazla savaş bir aydır dedik yani. Daha fazlasınız yapamazsınız. Üretmek zorundasınız. Aynen o yüzden savaşlar çok uzun sürmüyor. Mühimmat bittiği için sürmüyor. Ondan sonra savaş mevzi savaşlara dönmeye başlıyor. Şimdi gelelim F-16 hikayesine. Açıkçası şunu anlay anlay anlayabiliyorum. Türkiye'nin bir ara açık formülasyonu var. F-35 konusunu konuşurken de diyorduk ki arkadaşlar bakın F-35 konusunda çok hızlı hareket etmeyelim. Evet, F-35'in Türkiye'ye kazandığı çok önemli katkılar var. Şu andaki bazı uçak parçalarını üretmeyi, mesela Kaan dahil olmak üzere, birçok projenin içerisindeki imkan ve kabiliyetleri biz F-35 zamanında öğrendik. Teknolojik e, katkı geldi Türkiye'ye. Bu başka bir yer. Ama başka bir şey var. Dedik ki F-35 bizi çok daha bağımlı hale getirecek. Bu bağımlılık yalnızca parasal bağımlıktan bahsetmiyorum. F-35'lerin Türkiye'ye maliyeti, toplamdaki maliyeti yaklaşık 100 milyar dolar arkadaşlar. Uzun vadede bakımı makımı dahil olmak üzere. Motor değişimleri ve diğer mühimmatlarıyla beraber. Yaklaşık 100 milyar dolar. Ama asıl bağımlılık ne? Asıl bağımlılık arkadaşlar. O uçakları kaldıramamak. Herhangi bir göreve gönderdi, göndereceğinizde o uçaklarının kodunu Amerika Başkanı Devletleri'ne aldığınız müddetçe her gün o uçakları kaldıramayacaksınız. Yani onların istemediği herhangi bir konuda bir güç kullanma şansına sahip değilseniz niye uçak alırsınız arkadaşlar? Bizim potansiyel anlamda çevremizde yaşayacağımız gerilimleri düşünün bakalım. Biz kimlerle gerilim yaşayabiliriz? Herhalde Bulgaristan'da yaşamayız değil mi? veya Ukrayna'da yaşamayız. Rusya ile savaş olacağını yakın dönemde düşünmüyorum. Gürcistan düşünmüyorum. Ne olabilir? Kimle yaşarsınız? Ermenistan'la yaşarsınız. İran'la olmaz yakın dönemde. Irak'ta küt bölgesel yönetimi ve oradaki PKK ile ilgili olabilir. Suriye'de YPG ile olabilir. Bana söyler misiniz? Bunların olabilir dediklerimin hiçbirine bunu kullanmamıza Müsaade ederler mi? Mesela Yunanistan'la bir gerilim olsa Yunanistan'a kaldırıp uçakları onu vurmamıza müsaade ederler mi? İnanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Peki PKK konusunda çok büyük bir gerilim çıktı ve o bölgedeki ülkelerde de sıkıntı yaşıyoruz. PKK'da bu arada taraflardan bir tanesi. Müsaade ederler mi? Etmezler. E o zaman e, uçakları gezinti için mi alacağız arkadaşlar? Ha? Gezmek için bu kadar pahalı uçağa gerek varsa yolcu uçağı alalım arkadaşlar. Daha keyif olur. Çok daha kişi gezer. Birer kişi gezdirmek için bu kadar uçak almayalım ya. Yani. Bunu söylemeye çalıştık. O zaman da söylemeye çalıştığımız şeylerden bir tanesi buydu yani. F-16 konusu da aynı şekilde. Bugün biz F-16'ları almaya kalktığımızda F-16 modernizasyon projesini biz yapabiliyor muyuz arkadaşlar şu anda? En azından yetkililerden dinlediğim kadarıyla hepsinden. Aselsan'ından, TUSAŞ'ından ve ilgili birimlerden hepsi biz bir uçağa alacağımız F-16 Viper seviyesine getiriyoruz diyorlar mı? Diyorlar. O zaman niye biz modernizasyon projesi için hala dışarıdan parça almaya çalışıyoruz? Peki biz F-16'ların ekstrasına ihtiyacımız var. 40 tane F-16'ya ihtiyacımız var. Ondan da işte karşılıyorum. Çünkü eksilen uçağımız var. O uçakların yerine koymamız gerekiyor. Peki biz bu uçakları ne kadar zamana kadar alacağız? Yani bu anlaşmalar imzalansa, sözleşmeler imzalansa 2024'ün sonuna kadar bu anlaşmaların imzalanma şansı var mı? Yok. Peki. Eğer 2024'ün sonuna kadar imzalanmayacaksak bu uçakların bize teslim süreleri 40 tane uçağın teslim süresi kaç yıl sürer sizce? Ben size söyleyeyim. En iyi ihtimalle 2028-30 arasında bandında biter. İyi ben 2028'e Kaan'ı serüretmeye etmeye başlıyorum. Hürjet'i serüretmeye etmeye başlıyorum. Belki o arada başka bir uçağın gelişimi konusunda başka bir model geliştirip başka bir modeli daha hayatıma e, sokmaya başlayacağım. Biz o zaman eğer bu kadar uzun bir sürelik aralık bölümünde ihtiyacımızı karşılayamayacaksak ve yerine koymayacaksak biz bu kadar lafı niye yiyoruz Amerika Başı Devletleri'nden arkadaşlar? Ben gerçekten anlamıyorum. Bunu da soruyorum ya. Ben gittiğim her yetkiliye de soruyorum yani. Bana onlarca sebep söylüyorlar. Onlarca farklı nedenler söylüyorlar. Ama hiçbirinin nedeni şu değil. Bana hiç kimse şöyle bir şey söylemedi. Biz F-16'nın yerine modernizasyon yapacak bir kabiliyete sahip değiliz diye denk gelmedim. F-16'ları yenileri gelmeden biz bu çözemeyiz diyene de denk gelmedim. Ama neden alıyoruz sorusunda cevabını hiç bulmadım. 2024 yılı Kızıl Elmaların seri üretime başlayacağı tarih. Nereden bakarsanız bakın. Nereden bakarsanız bakın. 20'nin üzerinde uçak devreye girecektir. 20 platform demek. Uçaktan öte platform demek. Sevgili TUSAŞ'ın başındaki Sayın Kotil'le en son konuşmamızda neden hürjet konusunda bu kadar ısrarlısınız diye sormuştum. Dedi ki biz şunu fark ettik dedi. Artık uçakların çok pahalı işte F-35'ler ve diğerlerinden konuşuyoruz. Tabii özellikleri önemli. Görünmezlik özellikleri çok önemli. Ama çok pahalı uçaklar yapılması yerine onlarla aynı imkan ve kabiliyetlere sahip daha hızlı gitmeyen, daha yavaş giden ve daha hafif uçakların aynı görevleri yapabileceği artık dünyada kabul edilmiş durumdaydı. Eğer üzerine gelişmiş bir radar koyup 200 kilometre menzilden uçakları fark edebiliyorsanız ve üzerine kendi yaptığınız uzun menzili füzeleri ateşleyebiliyorsanız platform aynı platform. Hiçbir uçak birbirinin peşine düşmüyor. Hiçbir uçak birbirini kovalayarak diğerini düşürmüyor artık. Biz bu platformları üretme imkan ve kabiliyetine sahibiz. 55 tane Hürjet üretilecek. Teslim anlaşması imzalanmak üzereydi. En son imzalandı diye biliyorum. E, bu arada Hürjet var. Hürkuş var. Ve işte en son yapılacak olan Kızıl Elmalar var. 2024 yılında seri üretime geçecek olan Anka 3'ler var. Nereden bakarsanız bakın arkadaşlar 2024 yılı içerisinde hava kuvvetlerine savaş uçağı kapsamında 30'a yakın bir yeni platform kazanılacak demektir bu. 30'un üzerinde platform. Ben niye kaynaklarımı yine başka bir ülkeye vereceğim? Yine en ufak üzerine bir kendi yaptığım ürettiğim bir teknolojiyi transfer edemeyeceğim veya takamayacağım. Yeni yaptığım füzeleri monte edemeyeceğim. Niye uçaklar almaya devam edeceğim arkadaşlar? Bu soruları Hava Kuvvetlerindeki çalışan arkadaşlarıma da soruyorum. Bunu şu andaki üretim yapan arkadaşlara koydum, sordum. Sordum. Hiçbirinin cevabı şey değil. Olmaz ya, muhakkak almalıyız cevabıyla denk gelmedim yani. Ya Bence Türkiye'nin yapabileceği en önemli şeyden bir tanesi şu arkadaşlar. Evet, F-16'ların modernizasyonu bence önemli. En önemlilerden bir tanesi bu. Ama biz yapabiliyoruz zaten. Türkiye'nin 1974'teki olduğu gibi rest çekme dönemi gelmiştir arkadaşlar. Rest çekeceksek çekelim. Yani benim ülkeme gelip ikide bir F-16 konusu Türkiye'nin sanki birinci önceliğiymiş gibi... Bunun üzerinden ayar vermeden de ben hoşlanmıyorum vatandaş olarak arkadaşlar ya. Çünkü yapabileceği, daha iyi yapabileceğimiz uçaklar var. Zaten bekledik. Bakın S-400 konusunda da aynı şeyi yaşadık. S-400 konusunda yani size Patriot vermeyiz, onu vermeyiz, bunu vermeyiz dediler. at ah, ne oldu? Patriot'tan daha gelişmiş yapıldı. Şu anda orduya teslim edilmeye başlandı. Hem yerli hem milli. Konuşuyor muyuz şu anda Petrit Ağzımız açıyor muyuz Patriot'la ilgili bir herhangi bir? Hava savunma sistemleri için geçerliydi. Ne oldu? Motor konuşuyorduk. Altay tankının motoru konuşuyorduk. Ne oldu? Zırh konuşuyorduk. Ne oldu? Denizaltı zırhı konuşuyorduk. Vermiyorlardı. Ne oldu? Yaptınız mı arkadaşlar? Yaptık mı? Sabredersek yapıyoruz ya. Ya bazen silahlı kuvvetlerinde sabretmesi gerekir. Bazen memleketin de sabretmesi gerekiyor. Altay tankı içine geçerli bu şey. Milli muharip uçak içine geçerli bu şey. Geçen gün uçmayınca vay efendim niye uçmadı? Arkadaşlar biz 4. nesil uçak yapmadan 5. nesil uçak yapmaya kalktık ya. Siz farkında değilsiniz galiba. Biz 4. nesil uçak yapmadan, 5. nesil uçak yapmadan insansız savaş uçağı yaptık ya. Yani 30 yıllık, 40 yıllık savaş uçağı yapan ülkeler İnsansız savaş uçağı yapmasıken biz yaptık arkadaşlar. Avrupa'da 5. nesil savaş uçağı yok yapan. 5. nesil savaş uçağı yapmaya karar verdik. Uçacağım uçak 5. nesil savaş uçağı ya. 4. nesil bile değil. 5. nesil bir savaş uçağı yapıyorsunuz. Bu kadar özellikle bir uçak yapmaya kalkıyorsunuz. E o zaman söyleyeyim ben size. E biraz da sabredelim arkadaşlar ya. Ben kimseye kısmıyorum. Ben bu aşamaya gelmiş olmasını çok şey görüyorum, başarı görüyorum yani. Helal olsun diyorum. İnan bu kadarını beklemiyordum ben yani. Yani Avrupalılar da beklemiyordu, Amerikalılar da, da beklemiyordu. 2028'den önce siz bu uçağı uçuramazsınız dedikleri yerde. 2024'te 4 yıl önce uçuracaksınız ya. Büyük bir başarı arkadaşlar, büyük bir başarı. İnşallah uçar. İnşallah başına bir şey gelmez. En büyük korku mu? Şu ana kadar çünkü her şeyi başarılı yaptık. Bir tane başarısız da her şey yıkılacak gibi geliyor bana yani. O yüzden de bizimkiler de herhalde muhtemelen her türlü şeyi kırıkıp yararak yapıyorlar. Memleketin dışından değil memleketin içinden de bu başarısızlığı bekleyen büyük bir kesim var. Siz yanlış şey mi zannediyorsunuz yani? Aa işte herkes çok iyi şeyler düşünüyor falan. Yok arkadaşlar ya. Gezerken görüyorum merak etmeyin. Memleketin içinde de savunma sanayi dibe vursun diyen bu, grup, bu grupların içinde insanlar da var merak etmeyin. Savunma sanayi içinden de insanlar var. Savunma sektörün içinden de insanlar var. Bu rekabetçi ortamda bu çok normal. Herkes birbirinin rakibi. Yani engellemeler dışarıdan falan olduğunu falan zannediyorsunuz ya. Yani, öyle düşünüyorsunuz ha, Hala memleketin için aynı şey devam ediyor. FETÖ'cüler şey mi zannediyorsunuz? Hepsi hepsi böyle şey oldular. Hani böyle puf diye yok oldular. Böyle büyük şeylerdi. Baloncuklardı. Hepsi böyle bir anda 15 Temmuz akşamı bitti. Öyle mi zannediyorsunuz? Yok. Hepsi böyle tekrar eski savunma sanayinin içindeki yerlere gelmeye başladılar. Görüyorsunuz yani. Hissediyorsunuz. Nelerin engellendiğini de görüyorsunuz. Hataları da görmeye başlıyorsunuz. Bu mücadele böyle bir şey arkadaşlar. Demin anlatmaya çalıştım. Her örnekli de vermeye çalışıyorum. Memlekette bizden olandan bizden olandan her defasında şüpheye bakmayı da öğreneceksiniz ya. Adam iyi niyetli bir şey söylüyor gibi gözüküyor. Bir bakıyorsunuz alttan başka bir şey çıkıyor. Daha uzun soluklu bakmaya başlayın insanlara. Daha uzun soluklu bakın. O uzun soluklu insanlar içerisinde neler söylüyorlar onları görmeye çalışın. Mesela Beyazıt Karataş Paşa. Ben bildim bile Lefos 5 konusundaki en doğru tespitleri yapan insandır. Ne oldu? Haklı çıktı. Ama kimse dedi mi? Bravo ya. Helal olsun ya. Yani. Çok da doğru şeyler söylemişsin. Biz büyük yanılgı içinde izlediler mi? Demedi kimse. Ama F-35 konusunda başka bir şey olsaydı, gündem değişseydi başka bir yere gelirdi. Göreceksiniz. Türkiye kanı uçurmaya başlasın. Potansiyelini de görsün. Kızıl Elma rekabetçi bir ortama gelsin. Bize F-16'yı ve F-35'i vermek için ellerinden gelen her türlü baskıyı bu sefer tersinden kuracaklar mı göreceğiz siz hep beraber. Çünkü diğerlerinin hepsini görüyoruz. Malzeme ve ekipman vermeyenlerin bugün o malzeme ve ekipmanı satmak için ne kadar gayret içinde olduğunu görüyoruz biz. Denizler bunu çok anlatıyorlar. İşte otomelare topu vardır. Ee, hemen önde kullanılan gemilerin önünde kullanılan top. Dünyadaki en büyük üreticilerden bir tanesi. E şimdi adamların en büyük rakibi oldunuz. Ne oldu? Şimdi ya tekrar mı versek size, tekrar mı satsak, tekrar mı görüşsek bu konuları? Yok arkadaşlar. Memleket F-16 konusunda bence F-35'te verdiği iyi bir karar vermeli. Bu kadar çok şımarık bir tavırla memlekete F-16 üzerinden ayar verilmesi çok da iyi bir şey değil. Memleket için iyi bir şey değil. Bizim dış politikamız yalnızca F-16 verme üzerine, pazarlık üzerine kurulacak bir dış politika değil. İşimize gelirse F-16'yı alırız. Gelmezse almayız. Ama bunu bize bir rüşvet verir gibi dünya kamuoyu önünde paylaşılması Türkiye'nin itibarı için den öte bizim itibarımız için de önemli. İyi bir şey değil. Sabredin. Bugün yarın uçar. Uçar. Çünkü o uçağın kaderi Türkiye'nin kaderi arkadaşlar. Bu kadar söylüyorum size. Kaan'ın, Kaan bugün Türkiye için en önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar. Bunu başarabilirsek birçok şeyi başaracağız. O yüzden lütfen siz de benim kadar Kaan'ın üzerine biraz titreyin. Ve zamanı bekleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.